Selamünaleyküm dostlar video hoş geldiniz. Bu videoda sizler için 0 ile 10.000 TL arası piyasada maksimum alabileceğiniz laptopu gösteriyorum arkadaşlar. Yine YouTube kanalımda bu video gibi 3-4 tane daha video var. Orada da hani bütçenize göre eğer ki bütçeniz 10.000 TL değilse gidip o videolara bakaraktan kendinize en uygun laptopu seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar 0 ile 10.000 TL arasında Acer Aspire 3A315 isimli gördüğünüz laptopu bakıyoruz dostlar. Genel olarak ekranı LCD ekran. Zaten hani 10.000 TL olan bir laptoptan çok bir şey beklemeyin. 1080p olması bizim için gayet güzel 768p değil en azından. 60 Hz yine dediğim gibi. Şimdi sistemimizde kullanılan arkadaşlar RAM gördüğünüzde DDR5 tarafından bir RAM. RAM'in yüksek hızlı olması bizim için gayet güzel. Ayrıca RAM'imiz 8 GB en azından 4 de değil. Şimdi zaten 8 GB de şu an günümüz için biraz yetersiz kalacaktır size ama zaten ilerleyen süreçte veyahut hani zaten kasayı açıp içine ilaveten 8 GB bir adet daha RAM takarsanız bilgisayarın uçtuğunu göreceksinizdir. Eğer ki hani zaten oyun için değil zaten bu laptopla çok fazla oyun oynayamazsınız. Ama yine hani belli başlı ayarları kısaraktan laptopu ayarlayabileceğiniz maksimum şey ayarlayaraktan performans modunu ayarlayaraktan yine belli başlı oyunları GTA 4, GTA 5 gibi oyunları 30-35 FPS civarında oynayabilirsiniz dostlar. Dediğim gibi ilerleyen süreçte bir tane daha 8 GB'lık RAM alaraktan dual channel yani iki tane RAM'i aynı anda bilgisayara taktınız arkadaşlar. Yaklaşık olarak laptoplarda %30-35'e nazaran bir FPS artış oluyor. Bu artışla beraber örnek veriyorum 30 FPS veya yani 30 performans karesi GTA 5'te veriyorsa bu sizde 45'e 50'ye doğru çıkacaktır. Bu da en azından hani çocuğunuz vesaire varsa veya hani yaşınızda bilemiyorum. Eğer hani çocuğa verebileceğiniz bir bilgisayarda olur büyük kesimler için. Yani onun haricinde ofis laptop olarak kullanabilirsiniz dediğim gibi. Ofis programlarında herhangi bir sorun yaşamazsınız. Laptopumuzda ekran kartı yok arkadaşlar. Genel olarak işlemciden güç çeken laptoplardan. Bu laptop hakkında daha fazla söylenecek bir şey yok zaten. Dediğim gibi. Bu arada işlemcimiz de Intel'in i3 tarafında laptoplar için çıkarttığı en yeni işlemcilerden bir tanesi. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.